Hani onlar da direkt olarak çocuklara diyorlar ki hadi size sinema filmi çekelim, bir şeyler yapalım. Yaşları çok genç oldukları için de hani kanıyorlar. O yüzden çok hızlı hareket ediyorlar. Birazcık yavaş ve sakin olmalarında fayda var. Evet, ben de bir gün bugünle bir görecek miyiz bilmiyorduk ya, değil mesela mi? Mesela şeye benziyor mu bu bilmiyorum yani. Daha hakim olduğunuz için soruyorum. Mesela Türkiye'de ilk özel televizyonlar açıldığı zaman ve çoğalmaya başladığı süreçte gerçekten bu kadar hızlıydı aslında sanki gibi geliyor bana. Çok döneme hızlıydı. Göre bayağı çok hızlıydı yani. YouTube için de aynı şey geçerli gibi geliyor bana. Yani tüketim şu an hani bir açlık var ve o yüzden tüketim çok fazla, üretim çok fazla, orantı yok. Ve o yüzden de çok popcorn bir şey çıkıyor ortaya. Vallahi ama onun içinde kalıcı olanlar da olacaktır muhakkak. Yanlış bir şey söylemeyeyim de televizyonun o dönemiyle çok fazla ilintilendirmek lazım bilmiyorum. İşte 90... Ya benzerlik göstereyim diye 93'ler, soruyorum. Tabii herkes o dönemde çıktı. Ya bir sürü radyocu çıktı, radyolar açıldı, televizyoncular falanlar filanlar ama... Yani her isteyen de elini kolunu sallaya sallaya yapamıyordu nihayetinde. Ama yani şimdi başka YouTube'da var. Başka bir durum var. Herkes yani kendi videosunu koyabiliyor değil ama mi? Ama biraz eli kolu doğru sallamakla alakalı. Yani evet. Çünkü herkes gerçekten günde bakıyoruz. Binlerce genç video koyuyor. Diğer o çok izlenen insanlara özleniyorlar ama doğru iş yapma kısmında maalesef son kapıda kalıyorlar. Bence de evet dikkat etmek lazım. Özellikle sizin çok dikkat etmeniz lazım. Çok yaşları küçük arkadaşlara hitap ediyorsunuz ve ne anlattığınız onlar için çok önemli. Çok, tabii. Yani televizyonda başka bir kültür alıyorlar fakat kendi odalarında bilgisayarının başında bambaşka bir kültür alıyorlar. Yani onun için de biraz önemli. Yani işi iyi yapman yetmiyor. İşin nereye gittiğini çok iyi hesap etmen esas önemli olan evet. Şey yani. Peki devam edeceğiz sohbete. Hocamla bir devam edeyim çünkü merak ediliyor hocam. Yani benim bıraktınız... çok Fransız olduğum bir konu olduğu için. Biliyorum zaten ben sizin bakışlarınızdan anladım hocam. Yani konuyla hiç alakanız yok gerçekten de. Fatih abi zaten kolları birleştirdi. Hiç alakası yok yani. Haberim var Oğuzhan'ın yaptıklarından. Öyle mi? Tabii ki. Ha, ona göre diyor ya. Haberim var Hocam için bir haber çıktı, teknik direktörlüğü bırakıyor diye. Doğru bir haber midir hocam? Bırakıyor musunuz yoksa? Ya bu Twitter falan geçen Coşkun Sabah söyledi, ben olsam kapatırım bunu diye. Evet. Haklı bir yerde. Birisi adımıza işte hesap açıyorlar. Oradan öyle güzel bana antrenörlüğü bıraktırmış ki. Çok yoruldum artık, ben bu işten çekildim. Öyle bir yorulma yok. Kendisi sizin adınıza mı yazıyor mu? Mahkemeye verdim ya, benim adıma yazmış yani. Kapatılması dedim, tabii ki çözüm olmaz. Değil de en azından bir dengeli şu arkadaşlar bir dengeli bir hale gelse. Yani ya bu ne kadar ayıp sizin başkasının adınıza... adına bir şey açıp onun adına konuşmak. Hocam peki yani yıllar boyu devam etmek istiyorsunuz değil mi? En büyük hayaliniz nedir? En büyük hayaliniz? En büyük hayalim ya her meslekte bak kardeşim mesela senin gibi olmak istiyor. Sağ ol. Öyle bir şey söylemedi de yani. Ben anladım. Öyle bir şey söylemedi yani. Kim istemez? İstemiyor musun? Kim istemez? İster tabii. Herkesin bir idolü var tabii. Ben de tabii kafamda bir sürü hala bitmemiş işler var. Hocam çok acayip değil mi? Göztepe'yi şampiyon yaptınız. Ben şu formayı görünce mesela böyle içim titredi vallahi. Bir milli takıma bir teknik direktör olayım diye. Evet. Hocam Valbuena mı? Valbuena olur mu diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Yani... Bugün de oynadı 6-2 yenildi Boluspor'a. Yapma. Fenerbahçe bugün hazırlık maçında 6-2 yenildi Boluspor'a. Bu sene senin için iyi geçmiyor anlamında. Hazırlık maçı ama hazırlanamadık bir türlü yani. Onun bir şey oldu ya. Hocama bayılıyorum ya. Göztepe'yi şampiyon yaptı. Çok da iyi yaptı. Lige harika bir takım kazandırdı. Göztepe'yi şampiyon yaptığı dönemde o kadar sevindi ki hocam. Ben hocamın işte tavrını seviyorum. Salıyor kendini. Rahat yani. Sahada. Sevinçse dibine kadar sevinç. Ağlamaksa dibine kadar ağlamak. Ağlamaksa dibine... Ve o sevinçlerde biz videosunu bulamadık ama o sevinçlerin kare kare görüntülerini bulduk. Eyvah. Ben ilk defa bu kadar sevinen bir insan gördüm hocam. Yani hani sevinmek gördüm de bu kadarını ilk defa gördüm. İlk şampiyonluk düdüğü çalındı. Şampiyon oldu Göztepe. Hocamızın ilk hallerinden bir tanesi görelim. Evet. Bu okey. Bu da böyle tamam. İkinci kare. Evet. Hocamız yavaş yavaş gidiyor. Üçüncü kare. Hocam çok güzel ya. Vallahi harikasın. Dördüncü kare. Ha
Artık çığırından çıkmış seyirciler. Beşinci kare. Hastaneye gidiyor. Hocamı götürüyorlar, götürüyorlar ince ince. Artık teselliye dönmüş iş yani. Başka var mı bir görüntü daha? Kare kalmadı. Git. Bir tane daha. Var mı? Evet. Bu ne yapıyor ya? Hocama bir alkış ya. Hocam çok kızıştı ortalık. Kim şampiyon olur? Kim şampiyon olur? Var mı bir öngörünüz? Onu kimse bilemez ya. Çok karışık işler. Bir hafta biri yeniyor, bir hafta biri. Evet, karışık biraz. Fiksör de karışık. Artık Anadolu takımları da onlara karşı başarılı olabiliyorlar. Dolayısıyla tahmin etmek çok zor ya. Evet. Var mı aramızdan tahmini olan? Bir çizden biliyor musun? Yok, hiç takip edemiyorum hocam. Takip edemiyorum. Eskiden 3 aşağı 5 yukarı yapabiliyordum. Antalya Spor bile geldi. Tebrik ediyoruz gerçekten de. Bir telefonumuzu alacağız ama Fatih abinin kitabına biraz gelelim. Bu önemli bir detay. Çünkü Fatih abi sahiden sıkıntılı bir süreç geçirdin. Ne kadar sürdü abi o süreç? 6 ay civarı sürdü ama tabii o tam full kemoterapi bittikten sonra böyle 3 ayda bir, arada 6 haftada bir kontroller oluyor. O 2 yıl daha sürecek. O 2 yılın tamamlanması da bu senenin Kasım ayında olacak inşallah. Dolayısıyla birkaç tane PET CT çekildi. Yani bilgisayarlı tomografi. Temiz çıktık çok şükür. Mükemmel. Ama hakikaten kendimle gurur duyuyorum. Çünkü hiçbir konseri, hiçbir performansı iptal etmedim. Birkaç tanesinde çok halsiz olduğum zamanlar oldu. İçimden ya kendim dedim ki nasıl bitecek bu gece? Saate bakıyorum daha çok var. Bazı ince notalar gerektiren şarkıları söylerken böyle hafif başım dönüyor gibi. Hiç yapmadığım bir şeyi yaptım. Mesela taburede oturup söyledim zaman zaman. Ama kitapta da yazdım. Bunları yapmamın nedeni hem halktan aldığım o sevgi ve saygı gücü bana ilaç gibi geldi. Hem de orkestramın kazancını engellememiş oldum. Dolayısıyla bu benim için çok önemli. Hatta bir keresinde hastanede beni bir cumartesiydi ve bir doktorların gecesinde çalmak üzere Bodrum'dan Antalya'ya gideceğim. Gidemezsin dediler. 4 gece hastanede kalmıştık. O gün bir çocuk kadar enfeksiyona açıksın. Kan değerlerin çok düşük. Gidemezsin dedi. Gideceğim dedim. Getirin kağıtları imzalayayım. Sizin sorumluluğunuz olmasın. Hem de arabamı kullanarak gideceğim dedim. Neden yapıyorsun bunu? Seni ayakta mı tutuyor? Hem ya işin parası alınmış. Orkestra yola çıkmış. Antalya'ya, İstanbul'dan uçağa binip gidiyorlar. Dediğim gibi o bize işi veren insanlara karşı son dakikada böyle bir günde ben gelmiyorum denir mi? Benim sen 47 dedin ama sanki biraz daha uzun benim bu müzisyenlik şeyim. Sanki 49 oldu gibi. Bu kadar zamandır hiç böyle bir şey yapmamışım. Dolayısıyla şimdi de yapmayacağım. Ölürsem yolda ölürüm. Bayılırsam bayılırım. Sahnede ne olursa olur dedim ve gittim. Harika da bir gece oldu. Ama yanıma bir tane hemşire çocuk verdiler. Sanki bütün hastaneyi yanına çantalarla toplamıştı. Buradan sevgilerimi yolluyorum Mehmet'e. İkide bir kulağıma bir şey sokuyor, ateşimi ölçüyor. Enseme bir şey yapıyor, işte havlu koyuyor. Fatih Bey duralım diyor, işte tişörtünüzü değiştirelim falan. Böyle güzel güzel Antalya'ya gittik, gecemizi yaptık ve döndük. Bu kadar böyle istekli olunca da Allah koruyor herhalde, hiçbir şey olmadan döndük yani. İnşallah çok güzel haberler olacak. Kitabı ön sözünde gerçi yazmışsın ama yani çok pişman oldum, bedenime kötü bakmışım diye. Herhalde bu kitabı yazmaktaki sebeplerden bir tanesi de o. Çok kısa belki bahsetmek istersin. Evet, aslında kitabı yazmanın nedeni milyonlarca insan beni tanıdığı için, bizleri tanıdığı için o milyonların içinde belki hastalık onlara da gelmiş olan kişiler varsa onlara bir nebze motivasyon olsun, moral olsun. Çünkü moral bu işlerde en önemli şey. Asıl çıkış amacı buydu. Tabii ki bir de tanınmış insanlara, insanların baktığı göz farklı diye düşünüyorum. İşte biz bir şey yapıyorsak
sanki o doğrudur gibi algılıyor birçok insan. Ve bizim yaptığımızı uygulama şansları daha çok. Çünkü bu adam ünlü ve bu adam bir şey yapıyorsa... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,